Arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrardan yeni bir ihbar aldık. Olay mahalline gidiyoruz. Yanımızda çok değerli kardeşim Furkan Beyler var. Merhabalar. Merhabalar efendim. Gideceğimiz nokta az kaldı. Olay mahalinde tekrar sizinle irtibata geçeceğiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar herkese merhabalar. Olay mahalline geldik. Yerlerimizi kontrol etmeye geldik. Yirminci gündeyiz şu anda. Çiçeklenmesi, boğum aralığının kısalığı güzel. Trips var ve yaprak ayarları biraz ince gibi. Bununla ilgili uygulama yapacağız ve topraktaki tuzlanmayı görüyorsunuz. Şurada yaklaştır istersen. Tuz atmış olduğunuz bağırızı gübrenin alımını engelliyor. Özellikle kalsiyum gibi, potasyum gibi. Bu da zaten ileride yaprakta köşelerinden oval olarak kurumaları göreceksiniz. Bu da tuz alameti oluyor. Şu anda daha fide döneminde olduğu için sıkıntı yok ama ileride tuzla ilgili mücadele yapmazsak görüntüyü görürüz. Devam edelim kardeşim. Sulama ile alakalı bir sıkıntı var. Bitki şu anda su stresinde. Yapraklarını biraz salmış. Normalde canlı olması gereken yapraklar biraz aşağı doğru basık. Bu da su ile alakalı. Şunu da gösterelim. Evet, yaprakların iç taraflarındaki nokta 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 noktaları görüyorsunuz. Bu trips zararıdır. Yaprağın altına baktığımız zaman tripsi zaten göreceğiz ki trips yoğun bir şekilde var ve yaprak biti de mevcut. Bu tür zararlılar da bitkinin öz suyuyla beslenir. Bitkinin gücünü alır ve deformasyona uğraşılır. Bu da bizim verim kaybımıza neden olur. Şu andaki bitkinin genel durumu iyi. Her boğumda ikişerli meyve var. Zaten yeterli. Yaklaşık bitkinin boyu 1 metreye geldiği zaman üçlü dörtlü meyve yapmamız lazım. Furkan sen ne düşünüyorsun kardeşim bu konuyla ilgili? Nasıl durum? Güzel abi, gayet güzel. Güzel. Yalnız şey var, suyla alakalı bir sıkıntı var. Gerçekten en acil bir durumda sulama yapması lazım. Gerçekten hani şeyde de su yok. Kök bölgesinde de su yok. Evet. Geçen hafta biz buraya geldiğimizde nematot görmüştük. Kök yapısını da inceleyelim. Nematot var mı bu bitkide? Ona bakalım. Dün de nematot uygulamasını yaptık. Bu bitki sağlam gibi gözüküyor. Zaten şeyden de belli. Yapıdan da belli. Kılcal kökler güzel. Sıkıntı yok. Şimdi bizim bu saatten sonra dengeli gübreyle bitkimizi büyüteceğiz ve her hafta kalsiyumu cumartesi günü ise cumartesi günü, pazar günü ise pazar günü kalsiyum uygulaması yapacağız. Gireceğim abi şimdi. Kolay gelsin. Evet Furkan, kırmızı örümcek de gördüm kardeşim şurada. Şimdi kırmızı örümceğin de zararı yukarıdan şu şekilde böyle hafif nokta 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 görüntüsü var. Bu kırmızı örümcek zararı zaten yaprağın altına baktığımız zaman şurada kırmızı örümcekleri görüyorsunuz. Ufak ufak başlamış. Şimdi program belli. Yaprak bitkine uygulama yapacağız. Sulamayı bir tık daha arttıracağız. Her hafta kalsiyum vereceğiz. Nematot vardı. Nematotla ilgili mücadelemizi yaptık. İlerleyen zamanlarda da nematotla ilgili mücadele yapacağız. Ve tuzlanma. En önemli nokta tuzlanma. Tuzlanma olayını minimum seviyede tutmamız için düzenli olarak tuz giderici kullanmamız gerekecek bu bahçemizde, tarlamızda. Durum bu. İlerleyen zamanlarda tekrar bu bahçeyle ilgili video çekeceğiz. Tekrar sizinle birlikte olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.